Bölüme gelirken açıkçası hep şunu bilincindeydim. Mimarlık istiyorum. Neden mimarlık istiyorum? Bir şeyler yapmak istiyorum. Bunları da insanların beğenisine sunmak istiyorum. Benim çocukluk hayalimde gelmeden önce çok fazla araştırdım. Kafamda çok fazla soru vardı. Ve bu anlamda bölüme geldiğim zaman büyük bir sürprizle karşılaşmadım. Çünkü ben daha bölümü okumadan önce de programları öğrenmiştim pek çoğunu. Mimarlık bölümünü isteyerek seçtim. Çizim yapmayı ve bir şeyler tasarlamayı seviyordum. Bölüme gelirken şey düşünüyordum, işte bina yapmak, inşaat yapmak gibi düşünüyordum. Yani kafamız doldukça bazen de yapmamak olduğunu anladım. Fakülte bize sektörü hazırlıyor ama insanın içinde biten bir şey. Çünkü biz kendimiz bir çaba göstermedikten sonra bir noktaya varamıyoruz. Tasarlanan şeyi PR'ını yapmak için, reklamını yapmak için bunu 3 boyutlu 3D haline getirip görsellerini oluşturmak. Benim ilgilendiğim kısım işin dijital boyutu, görselleştirme boyutu. Mimarlığa başladım, birkaç ay sonra yolda eve dönüyorum ve hani bir anda gözlerimi kapattım, dedim ki yani her şeyi farklı algılamaya başladım. Bana bir şeyler oluyor diye dedim ki tamam, mimarlık bu demek. Sabahlayıp projemi bitirip teknik geziye katılıyordum çünkü eksik kalmak istemiyordum. Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde çalıştım ve şu anda da sahne mekaniğinde görev alıyorum. Gerçekten her türlü insanı, her türlü profili, her türlü yapıyı ve görmeniz gereken her şeyi Galata'da ve çevresinde görebiliyorsunuz. Oradaki katmanlaşmayı gerçekten beğeniyorum. Keşke yapsaydım dediğim şu var, yarışmalar katılmak, yani mimari yarışmalara katılmak. Bunu aslında son sene biraz katılmaya başladım ama keşke daha çok katılsaydım. Çünkü o kadar iyi bir vizyonu var ki. Hocalarla iletişimin iyiliği ve onlara kolay ulaşmak öğrencinin kafasını tasarım bölümünde açan bir şey. Mimarlık Fakültesi'nde çok fazla iletişim halindeyiz hocalarımızla. Çünkü projelerimizi sadece proje günü yürütmüyoruz. Bu yüzden de sürekli okul içinde karşılaştığımız anda da bir soru soruyoruz veya WhatsApp'tan da bir soru sorabiliyoruz. İstediğiniz zaman, istediğiniz hocaya kolayca ulaşabilmek ve dönüşünü de alabilmek. Bu bölümü seçmek isteyenlere şöyle söyleyebilirim. Gerçekten yapabileceğine inanan insanlar gelsin. Hani ayrıca bu mesleğe saygı duyan insanların gelmesini bekliyorum. Aday öğrenciler mimarlığı seçmek istiyorlarsa tasarım yapmak hayatlarının neresinde buna karar vermeliler ve buna göre seçim yapmalılar. Sanat en önde olmalı ve sadece dersler değil, ben gezip görmeliyim de, okumalıyım da ve bunu uygulamaya da geçirmeliyim diye hepsini entegre şekilde kullanabilmeli diye düşünüyorum. Şimdiki halim, aday öğrenci halime şunu söylerdi kesinlikle. Hata yapmaktan korkma, sonuna kadar sosyalleş, insanlarla iletişim kurmaktan asla çekinme. Bir şey merak ediyorsan kesinlikle sor, adı bile olsa bu.